Bir önceki alıştırmada hikayenizden bazı bölümleri küçük adımlara ve karelere ayırdınız. Şimdi kadraj ve sahneleme ile ilgili düşünmenin zamanı geldi. Hikayenizdeki olayların geçtiği ortama sahne denir. Karakterlerinizin o ortamda kameraya göre durdukları yerin belirlenmesi de sahneleme olarak adlandırılır. Seneler içinde seyircilerin hikayeyi anlamasına yardımcı olmak için film yapımcıları farklı şekil teknikleri geliştirdiler. Örneğin eğer yeni bir ortamın seyirciye tanıtılması gerekiyorsa genellikle işe geniş açılı çekimle başlanır. Geniş açılı çekimlerde kamera karakterlerden oldukça uzağa yerleştirilir ve böylece geniş bir bakış açısı ile yeni ortamın daha iyi bir şekilde anlaşılması sağlanır. Bu şekilde kullanılan geniş açılı çekimlere uzak çekim adı da verilir. Uzak çekimleri genellikle şuna benzeyen bir orta boy çekim takip eder. Orta boy çekimler daha kişiseldir ve aynen bir arkadaşınızla konuşuyor musunuz gibi duygu içeren karşılıklı konuşmaların gösterilmesinde kullanılır. Duygusal bir anı ya da hikayenin önemli bir noktasını vurgulamak istediğinizde bunun gibi yakın çekimler kullanmak çok etkili olabilir. Şu ana kadar bahsettiğim üç çekim tekniği yani geniş orta boy ve yakın çekim en sık kullanılan çekim türleridir. Hangi çekim tekniğini kullanacağınıza karar verirken kendinize iki soru sormalısınız. Seyircinin neyi bilmesini istiyorsunuz ve seyircinin ne hissetmesini istiyorsunuz? İsterseniz şimdi sanatçı arkadaşlarımızın bu çekim tekniklerini nasıl kullandıklarını öğrenelim. Geniş orta boy ve yakın çekim seçenekleri var olduğunda bu çekimlerin bir sahnede nasıl ve ne zaman kullanılmaları gerektiğine karar vermek gerekir. Sahnenin tamamını yakın çekimle çekerseniz her şey eşit önemde olarak algılanacaktır. Öte yandan iki kişinin konuştuğu bir sahneyi orta boy çekimle çekerken konuşanlardan birinin bir bomba patlatacağı yani çok önemli bir şey söyleyeceği ya da bir sır vereceği anı yakın çekimle çekerseniz bu an sahnenin geneline göre daha önemli görünür ve böylece tüm sahneyi yakın çekimle çektiğinizde elde edeceğinizden daha iyi bir etki elde edersiniz. Her karede bir diğeriyle elde edemediğiniz yeni bir bilgiye sahip olursunuz. Kareleri yani çekimleri sıralamanın yöntemlerinden biri genişten orta boya sonra daha yakın çekime geçmektir. Ama tek yöntem bu değil. Örneğin arabalarda yakın çekimle başlayıp buradan geniş açılı çekime geçmiştik. Önemli olan kareleri ve çekimleri seyircinin bilmesini ve anlamasını istediğiniz şeye göre sıralamanız. Ben buna karar verdikten sonra seyircinin bilmesi gereken şey için ne görmesi gerektiğini düşünmeye başlarım. Yukarı bakta mantıl mağarasında sahnenin başında neredeyse orta boya yakın çekimler kullanmıştık. Ve Carl ile Russell'ın mağaraya girişini bu şekilde göstermiştik. Ama mağaraya girilirken geniş açılı bir çekime geçerek mağaranın büyüklüğünü, genişliğini ve içeri girdiğinizde ne kadar ufak kalacağınızı göstermek istemiştik. Geniş açılı bir çekimle mantısın ne kadar çok köpeği olduğunu da görebiliyorsunuz. Yemek masasına geldiğimizde ise daha yakın ve samimi bir görüntü kullanılıyor. Sahne devam ettikçe kar. Mans'ın biraz deli olduğunu ve aslında tehlikeli bir durum içerisinde bulunduklarını anlıyordu. Seyircinin bunu anlaması için de Carl'ın yüz ifadesinin açıkça görüldüğü bir yakın çekim tercih ettik. Hangi çekimi kullanacağınıza karar verdikten sonra görüntünün kadraj içine nasıl oturacağı hakkında düşünmelisiniz. Film yapımcılığında kutuyu ya da kadrajı ekranın kenarları belirler ve çekiminiz bu kadraj içinde gösterilir. Görsel dil bölümünde öğrendiklerinizi de kullanarak seyircinin neyi bilmesini ve ne hissetmesini istediğinize bağlı olarak kadrajın görsel kompozisyonunu tasarlamalısınız. Hikayenizin önemli noktalarını açık bir şekilde kadraja oturtmak çok mühim bir konu. Eğer seyirci iletmek istediğiniz fikri anlamazsa hiçbir şeyin önemi kalmaz. Çünkü seyirciyi kaybedersiniz. Ana karakterinizin kadrajın neresinde bulunması gerektiğine karar verirken yapabileceğiniz en basit şey onu çerçevenin ortasına yerleştirmektir. Aynen böyle. Merkezde kadrajlama seyirciye nötr ve stabil bir his verir. Çerçeveleme yani kadraj için sıkça kullanılan bir diğer teknikte de üçte bir kuralı. Bu teknikte çerçevenizi aynen bu şekilde yatay ve dikey üçer eşit parçaya ayırdığınızı düşünün. Çekiminizi karakterinizin dört kesişim noktasından birine gelecek şekilde konumlandırmalısınız. Üçte bir kuralı daha ilgi çekici ve doğal kompozisyonlar yaratmak için sıklıkla kullanılır. Sıradaki alıştırmayla temel çekim teknikleri ve kadraj konusunda pratik yapabilirsiniz.